Cümleten selamun aleyküm. Evet, yine bir motor vlogla sizlerle beraberiz. Yine Kaz Dağları'ndan muhteşem görüntüler, muhteşem doğa manzaraları. Oh, her videoya açışımda şunu söylemesem olmuyor değil mi? Mis gibi bir hava, pırıl pırıl. Dünyaya insan tekrardan geldiğini anlıyor herhalde bu tür yerlere gelince. Artık şehrin kalabalıklığı, kirli havası, hastalığı, trafiği, ne bileyim, her şeyden artık bıkmıştık. Bu doğayla baş başa kalmak insana çok farklı bir haz veriyor diyebilirim. Böyle de bir motorunuz varsa bu tür yerlere geldiğiniz zaman değmeyin keyfinize. Gerçi Kaz Dağları olduğu için sık sık yağmur yağıyor. Islanmak zorunda kalıyoruz. Eve sucuk gibi gidiyoruz. Ya bu arada hayret. Yaklaşık bir saatten beri yoldayım, köy yolundayım. İlk defa bir araç sesi ve araç gördüm. Yani bu da başka bir güzellik olsa gerek. İstanbul'un trafiğinde motor kullanmak değil, öğrenmek değil, adım bile atamazdım herhalde. Ama buraya geleli yaklaşık, pardon, motoru alalı yaklaşık 4 gün oldu. Motoru nasıl öğrenmek ne demek? İğnenin deliğinden geçirecek kadar güzel kullanmaya başladım. Bu arada GoPro'nun kılıfı için siparişi verdim. Artık bu rüzgar sesini duymayacaksınız çok yakında. Siparişimiz geldiği zaman artık daha güzel bir videolarla sizlerle beraber olacağız inşallah. Oh. Vallahi buraya geldiğimden beri hiç hastalanmadım. Bakın bu kadar rüzgar görüyorum. Hastalık nedir? Ama ileride hasta olur muyum bilmem ama. Bilmiyorum ama çok güzel ya. Evet, bu bölüm görmüş olduğunuz gibi sol tarafımızdaki olan yer köylülerin yakacak almaları için herhalde bayağı bir yaşlı ağaçların olduğu bölünmüş. Oraları hep budamışlar. Yerine yeni fidanlar dikmişler ufak ufak. Eskiler tabii yakacak olarak kullanılacak köylüler tarafından. Burada kış şartları Mart ayında başlıyor diyorlar. Onun için pek bir soğuk yok. Özellikle gündüzleri çok güzel hava. Geceleri biraz soğuk oluyor tabii. Sabaha karşı bir de kırağı yağıyor tabii. Ondan dolayı sabahın erken saatleri ve gece vakti, evet, hava soğuk mu? Evet, soğuk. Neyse, ben biraz konuşmayı keseyim isterseniz. Sizi böyle hem motor sesiyle hem doğanın, şu ağaca bakın, şu ağaca. Tek başına kalmış orada. Çok güzel bir görüntü var. Peki hangi köye gidiyoruz? Vallahi bilmiyorum. Bir sapaktan girdim. Bir tane motorlu arkadaş geliyor arkadan, hatta iki kişiler. Bir selam verdik. Bunlar öğrenci büyük bir ihtimalle. Vallahi iki kişi iyi hızlı gidiyorlar ha. Ben böyle hızlı gitmeyi sevmiyorum pek. Öyle tadına vara vara gitmeyi daha çok seviyorum. Bu arada motorumuz arkadaşlar Mondial 100 enjeksiyonlu Superboy denilen, herhalde büyük bir ihtimalle ondan, motorun ismini bile bilmiyorum ama. Şimdi bu motor arkadaşlar 100cc, 100cc olduğu için hanımla beraber ikimizi yokuşlarda taşımıyor. Onun için şimdi ustayla görüştüm, 150cc'ye çıkacak motor. Yaklaşık 5-6 saat içinde teslim ederim dedi. Pazartesine sipariş verdim. 150cc'ye yaklaşık 900 liraya falan mal oluyor burada. Diğer fiyatları bilmiyorum vallahi. Diğer illerdeki fiyatları da burada benden o kadar para istediler. Bilmiyorum artık ucuz mu istediler, pahalı mı istediler. O konu hakkında pek bilgim yok. Videolar var. Videoları izliyoruz. Bu arada bu sağ tarafımız Şişlik Mahallesi'ymiş. Biz oraya gitmeyeceğiz. Biz bu taraftan gideceğiz. Allah. 150'ye CC'ye çıktın mı abi dedi. Her türlü sana yeter dedi. Her tarafa, dağa, taşa, tepeye, her tarafa tırmanırsın dedi. Bu arada bu tür yerde dikkat etmek lazım. Çünkü neden? Motorun lastikleri arkadaşlar, orijinal lastikleri size diyeyim, 5 para etmez. Yani kaza yapma muhtemel, yani şeyiniz yüzdeniz %80. Çünkü neden? Acayip kayıyor. Yani sadece böyle hani çamurlu veyahut da ıslak yollarda değil, normalde de kayıyor. Aman tanrım, şuna bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Ay şeker.
çok şeker. Bu da bu çiftliğin herhalde bekçisi, yok kaçıyor benden. Gel, gel. Gel. Gel fıstık, gel. Gel. Allah, yavruları da var. Gel fıstık, gel. Allah annesi gelmesin. Gel, gel. Gel. Ben motoru stop edeyim. Aa, bir tane de oradan çıktı. Gel, gel. Aa, bir tane de buradan geliyor. Gel, gel. Sen ısırma, gel. Allah annesi gelmesin. Gel. Gel, gel. Gel. Allah, kaç tane çıkıyor. Gel, gel. Gel. Sıkıştı orada. Hayır, sıkışma orada. Sıkışma, gel. Gel, gel fıstık, gel, 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 gel abi sevsin, ulan gel sevsin abi. Tamam, tamam, Allah sıkıştı orada, gel, gel. Vallahi bu, hayır, abi seviyor sizi, bir şey yapmıyor. Aa. Ulan seveceğiz, hemen üç kağıt. Evet tabi bakın, bu sesi duymadan çalıştırmayın dede. O sesi duymak şart arkadaşlar. Tabii şimdi motor yeni olduğu için arkadaşlar gazda problem var. Bunu ustaya sordum. Usta dedi ki bu doğal dedi. Gazda problem olması. Bu dedi açılacak dedi. Kornamızı bu arada çok merak eden olmuş. Abi WhatsApp'tan yazmışlar, kornasını çalar mısın? Korna bu arkadaşlar. Gayet yeterli mi? Yeterli. Ah. Oh be, dünya varmış be kardeşim ya. Ne güzel memleketler buralar ya. Bu arada benzin durumumuz, yani şu benzin durumunu ben anlayamadım. Yarım depo gösteriyor, çizginin üzeri gösteriyor. Bu herhalde rampaya göre, yani rampa dik olduğu zaman veya yamuk olduğu zaman şamandırası büyük bir ihtimalle şey yapıyor. Düzlüğe çıktım mı bazen yarımda kalıyor. Siparişini verdi ustamız. Bu arada bu çukurlar fena. Ustamız siparişini verdi. Tabii ne de olsa Çin motoru olsa gerek bu. Ne de olsa böyle işte Çin motoru. Aga size bir şey diyeceğim. Bakın burada böyle kayalar var. Tamam mı? Bu çok dikkatimi çekiyor. Ben bir defineci arkadaşın videosunu izliyorum. Böyle bu tür kayalarda hep define çıkartıyor adam ya. Bir de defineciliğe mi merak salsak, ne yapsak? Bilemedim ki. Evet, başlangıç motoru olarak bu motor süper. Tavsiye ederim. Ana. Abi biz nerelere geldik bilmiyorum ama vallahi incin top oynuyor. Neyse ben biraz susayım. Siz etrafın güzelliklerine bakın biraz. Yerde bakın şu şekilde yalaklar var arkadaşlar. Görüyor musunuz sağdaki yalaklar gibi? Şu kayalarda olabilir ha define. Ya bu definecilik bende. Yavrum benim be, maşallah be, motora bak be. Motor kendine geldi ha. İki günden beri iyi gaz yiyor. Tabii kilometrenin 20'de olduğuna bakmayın arkadaşlar, bu değişecek. Aa, orada bir tane bal şeyi var. Burada arıcılık yapıyorlar. Ama biz nereye gidiyoruz bilmiyorum ki. Ulan inşallah benzinimiz yeter ha. Benzin de almadık. Dağ tepe gidiyoruz. Bakın 3 gün önce bu viteste bu yokuşu çıkmazdı. Yavaş yavaş motor kendine geliyor. İnanın bana 3 gün önce bu viteste, 3. viteste bu rampayı çıkmazdı motor. Gittikçe kendine geliyor.
Çok fazla kaptırdık biz. Burası köy yolları. Her an mucur falan çıkabilir, ondan sonra kayıp düşmeyelim. Aa, çok güzel manzaraya sahip olan bir yer daha. Aha, burada bir tane mandıra var herhalde. Aman tanrım, kuzulara bakın. Şöyle geleyim de şu kuzuları gösterelim değil mi? Ya bunu da boşa atmada çok zorlanıyoruz biz ya. Geçti mi acaba boşa? Yok, geçmedi. Şu anda bir de iki. İki ile bir arası o kadar böyle şey koymuşlar ki, yani ara koymuşlar ki hayret edersiniz ya. Bakın burada kuzular. Atlayalım şuradan. Hop. Şöyle geçelim. İşte kuzuların olduğu yer. Çok güzeller ya. Yavruları da var. Of be, bu ses var ya. Ayrı bir ses ha. Bakın. Çok güzel. Ay, sese bak. Bizim emekler de çamurlandı bu aralar. Adama sordum. Dedim, abi ben bunu yıkatacağım. Nerelerine su dökelim, nerelerine dökmeyelim? Dedi ki bu enjeksiyonlu olduğu için beyin çok önemli abi. Şu beyne dedi şey yapma. Su kaçırma. İyi de o beyin de tam motorun ortasında yani. Nasıl kaçırma? Kaçırması mı var? Kaçacak oraya. Oraya artık plastikle falan kapatacağız naylonla. Bakın orada da şöyle bir yer var. Ay, buranın manzarası da süper ya. Şuradan şöyle bir duralım. Burada gölet var. Bakın. Gölet var orada. Şurada hemen. Manzara süper. Şurada da inekler var. Oh, artık biz bütün gün inek peşinde böyle dolaşacağız artık. Bir araba maraba gelmesin de hiç sağa sola bakmıyoruz burada özgürüz diye. Bakın, inekler otluyor burada. Acaba sevsek mi ya? Bu sahiplerinden de korkuyorum ben şimdi. Ulan bize hırsız mırsız zannederler, bir şey zannederler. Allah muhafaza. Dikkatimi çeken bir şeydi yani. Her tarlanın böyle yanında su şeyleri de var. Köyün videosunu size çekerim, olur mu? Hadi bakalım, ben burada kapatayım. Bu köye daha çok var herhalde. Bayağı bir gidiyoruz. Köyün adını da bilmiyoruz ama bu yolun sonu bir köye çıkacak. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda köyde görüşmek üzere arkadaşlar. Durun, böyle kenara kayayım ben. Şunu bir stoplayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Devamı gelecek. Hadi Allah'a ısmarladık.